Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Evet, bir müddet yoktum. Çünkü bir taraftan taşınma telaşım vardı. Bir taraftan elimde hazırladığım bir proje vardı. O projeyle ilgileniyordum. Bundan dolayı yaklaşık bir ay, belki de 1,5 ay olmuştur yani. Yanınızda yoktum arkadaşlar. Şimdi kaldığım yerden devam etmeyeceğim. Yeni bir yerden devam edeceğim arkadaşlar. Yani yaklaşık 1 yıldır, 2 yıldır sizinle Osmanlı Türkçesi grameri 2 üzerinde durduk. Özellikle Farsça ağırlıklı Osmanlı Türkçesi gramerini çalıştık. Konu anlatımları yaptım, soru çözümleri yaptım. Şimdi yeni bir seriye başlıyorum. Yine en çok zorlanacağınız derslerden birini seçtim. Edebiyat fakültelerinde özellikle. Osmanlı Türkçesi grameri 1 arkadaşlar. Ne var bu derste? Sevgili arkadaşlar, bu derste Osmanlı Türkçesi grameri 1 dersinde ağırlıklı olarak Arapça gramer söz konusu. Sonlarda biraz Farsça gramere giriyoruz. Şöyle göstereyim, bir taraftan konuşurken bir taraftan da anlatayım arkadaşlar size. Şimdi bir taraftan ağırlıklı olarak Arapça gramer söz konusu arkadaşlar. İşte ne var? Bakın burada Arapça kelime yapımı, tamam mı? Şurada bir saniye. Evet, Arapça kelime yapımı. Ondan sonra devam edelim bakalım ne var devamında. İkinci ünitede Arapça kelime yapımı yine devam ediyor arkadaşlar. Üçüncü ünitede yine mastarlar, mezidün fiih mastarlar üzerinde duracağız. Dördüncü ünitede arkadaşlar sıfat-ı müşebbehe, ismi tafdil, mübalağa-yı fail ve diğer Arapça kelimeler üzerinde duracağız. Beşinci ünitede Farsça kelimelere giriyor sevgili arkadaşlar. 6. ünitede de Farsça fiiller. 7'de yine Farsça kelime yapımı. 8'de isim ve sıfat tamlamaları, edatlar üzerinde duruyor arkadaşlar. 9. ünite yine Farsça tamlamalar. 10. ünite Arapça edatlar. Ve metinlerle kitabımız bitiyor sevgili arkadaşlar. Bu kitabı sizinle beraber çalışacağız. Ünite ünite. Sevgili gençler, ünite ünite kitabı sizinle beraber işleyeceğiz. Öncelikle birinci üniteden başlayalım. Neydi birinci ünitemiz? Şöyle hemen açalım. Arapçada kelime yapımı, kelime kalıpları ve çokluk kategorisi. Sevgili arkadaşlar, Arapça, şimdi ben özetleyerek gideceğim tabii. Yani kitapta bunlar yazıyor ama bunun püf noktalarını size açıklayarak ve özetleyerek gideceğim arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere Osmanlı Türkçesi dediğimizde 3 dilin karışımı aklımıza gelecek. Birincisi Türkçe, ikincisi Arapça, üçüncüsü Farsça arkadaşlar. Her ne kadar cümle yapısı, sentaks, morfoloji dediğimiz cümlenin yapısı, yine kelimenin yapısı Türkçe sözcüklerde, Türkçe kurallara riayet edilse de yazımda, imlada, Arapça ve Farsça kökenli kelimelerde sevgili arkadaşlar, o kelimeler kendi dillerinde nasıl yazılıyorsa Osmanlı Türkçesinde de aynı şekilde yazılmış ve yazılmaya devam etmiş. Yani bir Arapça sözcük Araplar tarafından nasıl yazılmışsa Osmanlı Türkçesinde de aynı şekilde yazılmış. Farsça kökenli bir sözcük İranlılar tarafından nasıl yazılmışsa Osmanlı Türkçesinde de aynı şekilde yazıla gelmiş. Bundan dolayı bizim Osmanlı Türkçesini rahat okuyabilmemiz için Arapça kökenli sözcükleri okuyabilmek ve yazabilmek adına Arapça grameri, Farsça kökenli sözcükleri yazabilmek ve okuyabilmek adına Farsça grameri asgari seviyede yetecek kadar en azından bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Önce bunun bir gereklilik olduğu üzerinde duralım. Şimdi gelelim buradan Arapça kökene arkadaşlar. Arapça kelimelerin kökenine daha doğrusu. Arapça sevgili arkadaşlar Türkçeden yapı bakımından farklı bir dil. Türkçe eklemeli bir dil, Arapça çekimli ya da kitabın ifadesiyle bükünlü bir dil. Ne demek eklemeli, ne demek çekimli ya da bükünlü arkadaşlar? Eklemeli dillerde kelimenin kökü sabit kalır. Kök değişmez, kökün başına ya da sonuna ki Türkçe'de genelde sonuna gelir. Ekler getirilerek o kelime işletilir veyahut da yeni sözcükler türetilir. Biz buna eklemeli diller diyoruz arkadaşlar. Halbuki çekimli dillerde kök sabit kalmaz arkadaşlar. Kök değişir, kırılır, eğilir, bükülür, farklı şekillere dönüşür ve böylece sizler o kelimeyi hem çekimlersiniz hem de yeni sözcükler türetirsiniz. Dolayısıyla bir dilde
kelimenin kökünün değişip değişmediğine göre o dilin çekimli mi yoksa eklemeli mi olduğunu anlayabilirsiniz. Kök değişmiyorsa eklemeli bir dildir. Kök değişikliğe uğruyorsa sevgili arkadaşlar, o zaman çekimli veya kitabın ifadesiyle bükünlü bir dildir sevgili arkadaşlar. Arapça'da bu bükünlü dillerden bir tanesi. Kitabımız bükünlü demiş. Biz buna çekimli diyelim sevgili arkadaşlar. Biraz daha kulağa güzel geliyor. Peki ne demektir bu? Arkadaşlar kök sabit kalmaz. Her şeyden önce bu demektir. Kökü bizler çekimlerken ya da türetirken ortasına, sağına, soluna, önüne, arkasına değişik harfler getiririz sevgili arkadaşlar ve böylece kelimeyi çekimler veya türetiriz. Burada devam edelim. Arapçada sevgili arkadaşlar kelimeler ikiye ayrılıyor. Bunlardan birincisi asıl isimler ki ismi camit denilir. Diğeri türemiş isimler, buna da ismi müştak denilir arkadaşlar. Müştak zaten türemiş demektir. Aklınızda bulunsun. İsmi camitler basit sözcüklerdir. İsmi müştaklar türemiş isimlerdir sevgili gençler. Tabii bir de fiilden türemiş isimler var arkadaşlar. Bu arada ismi camide neler giriyor? Bunun üzerinde bir duralım. Sevgili arkadaşlar, ismi camit dediğimizde basit isimlerin içerisine özel isimler, cins isimler ve sayı isimleri giriyor. Bunlar ismi camit dediğimiz isimlerdir. İsmi müştak dediğimiz isimler ise fiilden türemiş isimlerdir arkadaşlar. Bunlar bakınız mastarlar, ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbehe, mübalağa-i fail, ismi taftil, ismi mekan, ismi zaman, ismi alet, ismi tasgir, ismi mensup olarak farklı gruplara ayrılırlar. Şimdi hocam nedir bunlar? Kafamız allak bullak oldu demeyin. Hepsini teker teker yavaş yavaş göreceğiz. Hepsi yerleşecek. Şu an için acele etmenize gerek yok. Sadece kulağınızda bir kulak dolgunluğu olsun yeter sevgili arkadaşlar. Tabii Arapçada edatlar da var. Harfi cerler var. Bu edatlar ve harfi cerler isim olarak anılmıyor. Bunlar ayrı bir kategori sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla edatları ve harfi cerleri hariç tuttuğumuz zaman görevlerine göre kelimeleri biz isim ve sıfat olarak ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Yani kelimeler Arapçada ya isimdirler veya sıfattırlar. İsmi camit grubuna giren bütün kelimeler arkadaşlar, yani özel isimler, sayı isimleri hatırladınız mı? Bunların hepsi zaten isimdir. Bunun yanında mastarlar, yani fiillerin isimleri, ismi mekan, ismi zaman, ismi alet ve ismi tasgir, bunlar isim cinsinden sözcüklerdir sevgili arkadaşlar. Tekrar edelim. İsmi camit dediğimiz kelimeler, yani özel isimler ve sayı isimleri arkadaşlar, bunlar cins isimler, bunlar isim grubuna giriyor. Bunların dışında müştak isimlerden, yani türemiş isimlerden ise mastarlar, ismi mekan dediğimiz mekan isimleri, ismi zaman dediğimiz zaman isimleri, ismi alet dediğimiz alet isimleri, ismi tasgir dediğimiz küçültme isimleri, bütün bunlar isim grubuna giren sözcüklerdir arkadaşlar. Bunun dışında kalanlar da sıfat grubuna girecek. Bakın onu buraya yazmış mı? Evet. Yazmamış. Onu burada anlatalım arkadaşlar. Şimdi isim grubuna girenleri ben söylemiştim. İsmi camitler, mastarlar, ismi mekan, ismi zaman, ismi alet, ismi tasgir yani küçültme isimleri. Bunlar isim grubuna giriyor. Bunun dışında ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbehe, mübalağa-i fail, ismi taftil ve ismi mensup bunlar ise sıfat grubuna giren sözcüklerdir. Ne demek olduğunu size zaten detaylı bir şekilde anlatacağız. Acele etmenize gerek yok arkadaşlar. Peki Arapçada kelimeler nasıl yapılır? Yani müştak dediğimiz türemiş sözcükler nasıl türetilir arkadaşlar? Dediğimiz gibi önek ve sonek diye bir şey yok Arapçada. Bu şekilde kelime türetilmez arkadaşlar. Peki nasıl türetilir Arapçada kelimeler? Sevgili arkadaşlar, asli harfler dediğimiz harflerimiz var. Nedir bu asli harfler? Kelimenin kökünü oluşturan harflerimiz. Bunlar bizim asli harflerimizdir arkadaşlar. Bu asli harflerin önüne, ortasına, sağına, soluna bir takım ek harfler yaparız. Bunlara da biz zait harfler deriz ki ekleme harfler demektir.
Asli harflerin arasına zait harfleri ekleyerek biz kelimeyi çekimler veya türetiriz sevgili arkadaşlar. Peki bizim zait harflerimiz nelerdir? Bakın bu önemli bir bilgi. Şu bilgi arkadaşlar bizim için şu an önemli. Çünkü zait harfleri bilirsek asli harfleri ayırmamız kolay olacaktır. Nelerdir bizim zait harflerimiz? Hemze, elif, T, sin, mim, nun, vav, he ve ye arkadaşlar. Bunlar bizim ek olarak kullanabildiğimiz zait harflerdir. Yani asli harflerin sağına, soluna, ortasına giren ek harflerdir arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Elif, T, sin, mim, nun, vav, he, ye. Bir de hemze arkadaşlar. Gelin şimdi bunları biraz daha detaylı görelim sizinle. Evet, zait harfler kelimelerin ortasında, başında, sonunda kullanılır. Bunun örneklerini birazdan göstereceğim. Şöyle, evet, tek tek inceleyelim isterseniz. Öyle gidelim. İlk olarak hemzeden başlayalım arkadaşlar. Hemze dediğimiz zait harf sadece kelimelerin başında zait olur. Eğer ortada ya da sonda bir hemze varsa bu zait değildir, asli harftir. Sadece kelimenin başındaki hemze zait harf olur arkadaşlar. Örnek efkar kelimesindeki elif, ihraç kelimesindeki hemze, baştaki elif bunlar zait hemzelerdir. Peki elif nerede zait olarak kullanılıyor? Sevgili arkadaşlar kelime içinde uzun A sesini karşılayan bütün elifler zaittir. Mesela mahir derken bakın şurada bir uzun A var. Mim'in yanındaki bu A nedir arkadaşlar? Mim'in yanındaki bu elif bir zait harftir sevgili arkadaşlar. Yine muhabir derken bakın H'dan sonraki elifin yani uzatan elifin bir zait elif olduğunu görüyoruz. T zait harfi kelimenin başında, ortasında veya sonunda zait harf olarak kullanılabilir. Mesela teşkil kelimesinde kelimenin başında zait harftir. İntizar sözcüğünde kelimenin ortasında zait harftir. Şikayet kelimesinde ise sonunda zait harf olarak kullanıldığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle biraz daha ekranı da olmazsa büyüteyim sizler için. Bir saniye. Evet, biraz daha iyi galiba bu şekilde. Böyle büyüteyim arkadaşlar. Evet, devam edelim. Sin zait harfimize gelelim arkadaşlar. Sin zait harfi ist veya müst'le başlayan bütün kelimelerde sevgili arkadaşlar zait olur. Mesela istiskal örneğinde, müstakbel örneğinde gördüğümüz gibi bir kelime ist veya müst ile başlıyorsa buralardaki s'ler zait sindir. Mim harfi sadece kelimenin başında zait harf olur. Malum ve mahkeme örneklerinde karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Nun harfi arkadaşlar bu harf in veya münle başlayan kelimelerin başında zait harf oluyor. İnkisar ve münkesir örneklerinde karşımıza çıkıyor. Vav harfi genelde kelimelerin içindeki uzun u'yu karşıladığında zait oluyor. Mesela malum, meçhul, mazlum ve mağlup sözcüklerinde ortada bulunan vav harflerinin zait olduğunu görüyoruz. H harfi kelimelerin genelde sonunda sevgili arkadaşlar kapalı T yerine kullanıldığında zait olur. Mesela medrese, mesela kitabe, mesela darbe. Arapçada bunlar kapalı T'dir. Fakat Osmanlı Türkçesinde kapalı T yok arkadaşlar. Osmanlı Türkçesinde kapalı T'ler H şeklinde yazılıyor. Bunların da bu kelime sonundaki aslında kapalı T olan H'lerin de zait olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Y harfine baktığımızda yine uzun i şeklinde okunan kelimenin içerisinde uzun i şeklinde okunan y'lerin zait olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Talim, fakir, kebir örneklerinde bakın şuradaki y'ler uzatan y'lerdir. Bunlar da birer zait harftir sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi biraz daha zait harfleri anladıysak şöyle asli harfler üzerinden örneklendirelim. Sevgili arkadaşlar, asli harfler Arapçada hiçbir zaman
demeyelim de yani büyük ölçüde değişmez. İlletli harf olmadığı sürece ne demek olduğunu anlatacağım daha sonra. Yani salim harflerdense, illetli harf değilse Arapçada kelimenin asli harfi dediğimiz harfler asla değişmez. Yerleri değişebilir, sağa gider, sola gider. Yani yerleri değişir derken birinci, ikinci, ikinci, üçüncü olmaz ama kelimenin üçüncü harfi iken, ilk harfi iken ikinci harfi ya da üçüncü harfi olabilir. Ama bunun dışında arkadaşlar her zaman varlıklarını korurlar bu asli harfler. Sağlarına, sollarına, ortalarına zait harfler gelerek çekimlenir veya türetirler. Mesela Arapçada yazmak fiili arkadaşlar ketebe şeklindedir. Ketebe yazdı demektir. O yazdı. Yani üçüncü tekil erkek şahıs yazdı anlamına gelen ketebe fiilin köküdür arkadaşlar. Ve kök harflerimiz burada K, T ve B'dir. Bakın ketebe bizim kök yani asli harflerimizdir. Buradan ben kelime türetmek istediğimde bu asli harflerin sağına soluna bir takım zait harfler serpiştiririm arkadaşlar. Tabii belli kurallara göre. Bunları göreceğiz biz. Mesela kitap dediğim zaman burada K, T ve B sırasıyla yerlerini korumuş. Fakat T'den sonra bir zait harf olan Elif gelmiş. Gördük mü arkadaşlar? Fakat K'nin, T'nin ve B'nin yerini koruduğunu görüyoruz. Yine katip dediğimizde K, T, B yerini koruyor ama bakın neler değişiyor. Bizim zait harflerimiz giriyor. Sesli harflerin okunuşu değişiyor arkadaşlar. Mektup dediğimizde yine K, T, B yerini koruyor. Fakat araya zait harfler giriyor. Mim gibi, vav gibi. Mektep dediğimde de yine K, T, B bakın burada kelimenin kökünde duruyor. Ama araya ne girmiş? Zait bir harf en başına eklenmiş. Kitabe dediğimde yine K, T, B bakın yerini koruyor. Fakat araya bir takım zait harfler, sonuna bir takım zait harfler gelmiş. Demek ki Arapça kelimelerde arkadaşlar asli harf dediğimiz kökü oluşturan sessiz harfler asla değişmezler. Bunların sırası da değişmez. Yani birinci asli harf birinci kalır, ikinci asli harf ikinci kalır, üçüncü asli harf üçüncü kalır. Fakat bunların başına, sağına, soluna değişik zait harfler gelerek arkadaşlar kelime türetilir. Anladık mı? Bu asli harfler her zaman ne kadar çekimlenirse çekimlensin, kelimenin içerisinde mevcudiyetini, varlığını korurlar arkadaşlar. Biz bundan dolayı bunlara asli harf deriz. Asli harfler kalıcıdır, zait harfler geçicidir. Bakınız başka bir örnek şimdi inceleyelim sizinle. Şöyle biraz daha yukarı kaldırayım. Evet. Biraz daha kaldırayım şöyle. Şimdi bakın sakin kelimesi üzerinde duralım arkadaşlar. Sakin kelimesini kökü sin, kef ve nundur. Bakın sin, kef, nun bizim asli harflerimizdir. Tamam mı? Bunlara asli harf diyoruz. Sakin kelimesini oluşturan sin, kef ve nun arkadaşlar bizim asli harflerimizdir. Şimdi bu sin, kef ve nun sabit kalmak suretiyle başına, sonuna, ortasına zait harfler getirerek bir sürü sözcük türetebilirsiniz Arapçada. Tabii bunu belli bir takım kurallara göre yapacağız. Kalıplara göre yapacağız daha doğrusu. Zait harfleri de öyle kafamıza göre getirmiyoruz. İleride göreceğiz. Onların da kalıpları var. Bu kalıplara göre bu zait harfleri getireceğiz arkadaşlar. Mesela sükun. Bakın sin, kef ve nun. Gördünüz mü arkadaşlar? Sin, kef ve nun yerini korumuş. Araya vav zait harfi girmiş. Sükunet, sin, kef, nun yerini koruyor. Yine vav ve t girmiş araya zait harf olarak. Sakin, sin, kef, nun yerini koruyor. Bakın gördünüz mü? Araya elif zait harfi girmiş. Sükkan, şurada bir şedde söz konusu. Sin, kef, nun yerini koruyor. Kef şeddelenmiş ve bir elif zait harfi gelmiş. Sekene, yine sin, kef, nun yerini koruyor arkadaşlar. Sonra bir kapalı t zait harfi gelmiş. İskan, elif baştaki hemze zaittir. Sin, kef, nun yerini koyuyor, koruyor. Baştaki hemze ve ortadaki elif birer zait harftir. Mesken, sin, kef, nun asli harftir. Baştaki mim zaittir. Teskin, yine sin, kef, nun asli harftir. Baştaki t
aradaki Y, uzatan Y, bunlar zait harflerdir sevgili arkadaşlar. Aslında gayet kolay, yani zor bir tarafı yok. Bu şekilde devam ediyor. Hadi bitireyim örnekleri. Müsekkin mesela, bakın yine sin, kef, nun yerini koruyor. Başta bir tane mim zait harfi gelmiş. Meskenet, sin, kef, nun yerini koruyor. Mim ve T burada zait harftir. Miskin yine sin, kef, nun yerini koruyor. Mim ve uzatan Y burada zait harflerdir sevgili arkadaşlar. Yani asli harfler yerini korur. Araya sağa sola giren zait harflerle bizler ne yaparız? Yeni kelimeler türetiriz. Tabii bu zait harfler de tekrar ediyorum. Randomize ya da rastlantısal gelmez, kafamıza göre getirmiyoruz. Bunları da belli bir takım kalıplarımız var. Bu kalıplara göre zait harfleri yerleştiriyoruz. İşte tam da bu kalıplara geldik arkadaşlar. Bu kelimeyi soktuğumuz kalıplara biz ne diyoruz? Arapçada vezin diyoruz arkadaşlar. Hani dedik ya zait harfleri kafamıza göre koymuyoruz. E neye göre koyacağız? Kalıplara göre koyacağız. Peki bu kalıplar nedir? Bu kalıplara biz vezin diyoruz. Yani ölçü diyoruz arkadaşlar. Arapçada kelimeler türetilirken belirli bir takım vezinlere, yani kalıplara göre düzenlenir. İşte bu kalıplara biz vezin diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu vezinlerin kalıbı fealedir. Feale, yani fe, ayn, lam. Ne demektir feale? Sevgili arkadaşlar, feale şu demektir. F bizim birinci asli harfimizdir. Ayın ikinci asli harfimizdir. Lam üçüncü asli harfimizdir. Yani feale dendiği zaman, bakın sesli harfler de veznin içine dahildir. Dikkat edin. Yani fe ile feale farklıdır. Fe ile dediğim zaman farklı çekimlerim. Feale dediğim zaman farklı çekimlerim arkadaşlar. Bunun yani esresi, ötresi de yine kalıba göre şekilleniyor. Feale'deki F birinci asli harfim, ayın ikinci asli harfim, lam da üçüncü asli harfimdir. Gelin bakın bunlarla ilgili bir örnek sizinle yapalım sevgili arkadaşlar. Biraz daha somutlaştıralım. Mesela cehil kelimesini örnek alalım arkadaşlar. Cehil kelimesi. Tamam mı? Şimdi cehil kelimesi, burada bizim asli harflerimiz nelerdir? Cim arkadaşlar. Bakın cim, H ve lamdır. Şimdi bu cehl kelimesini ben fealeye dökmek istiyorum. Ne dedim ben? Birinci asli harfimiz yerine F'yi koyacağım. İkinci asli harfimiz yerine A'yı koyacağım. Üçüncü asli harfimiz yerine L'yi koyacağım. Arada sesli harfleri, Türkçedeki, Arapçada yok sesli harf. Türkçedeki sesli harfleri de olduğu gibi indireceğim arkadaşlar. Bakın F, C yerine F yazdım. H yerine ayın yazdım. Aynı şöyle kesme olarak işaretliyoruz. Lam yerine yine lam yazdım arkadaşlar. Şuradaki E sesli harfini de olduğu gibi aşağıya indirdim. Demek ki cehl sözcüğünün vezni faal imiş arkadaşlar. Faal. Gördünüz mü? Cehlin vezni faal. Cim yerine F, H yerine ayın, lam yerine lam. Oradaki E'yi yine E şeklinde okuyacağım ya da A'ya dönüştürebilirim. Arkadaşlar önemli değil o kadar A, E. Bu şekilde kelimenin veznini bulmuş olacağım arkadaşlar. Demek ki cehil kelimesinin vezni fa'l imiş sevgili arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani vezin bulma oldukça kolay bir olay. Peki cahil kelimesi arkadaşlar. Gelin bunu da yapalım. Şimdi bakın asli harfler olduğu gibi inecek. Neydi benim asli harflerim? Cim, he, lam. Değil mi? Cim, he, lam benim asli harflerim. Şimdi önce ne yapacağım? Şimdi bak hadi şuradan göstereyim ben size cahil. Arkadaşlar önce şu sesli harfleri olduğu gibi indireceğim. A'yı A yazdım. Tamam mı? İ'yi de şuraya göstereyim. Şöyle aralıklı olsun. Tamam mı? İ yazdım. Bakın sesli harfler olduğu gibi indi. A'yı indirdim, uzun A'yı ve İ'yi indirdim. Şimdi gelelim buraya C'ye. C yerine ben ne koyacaktım? F koyacaktım. Hadi şuraya F'yi koydum. Bakın C yerine F'yi koydum. H yerine ne koymam gerekiyordu? Ayın koyuyorum arkadaşlar. Şu da benim ayın işaretim. Lam yerine de yine lam koyacağım. Şu da benim lam. Ne oldu arkadaşlar? Fail. Bakın sesli harfleri olduğu gibi indiriyorsunuz. Varsa zait harfleri aynı zamanda. Yani zait harfler ve sesli harfler olduğu gibi iniyor.
Geriye kalan 3 tane asli harf. Genelde 3 olacak sevgili arkadaşlar. Bundan da bahsedeceğiz. Çok az dörtlü beşli kelime vardır Arapçada. Genelde asli harflerimiz 3 tanedir. Zayid harfleri ve sesli harfleri önce indireceğim. Ondan sonra sırasıyla birinci asli harfimizin yerine F, ikinci asli harfimizin yerine Ayın, üçüncü asli harfimizin yerine Lam yazdığım zaman kelimenin vezni ortaya çıkacak. Bu kadar basit gençler. Evet, devam edelim. Bakın katip kelimesi de öyle. Hadi bunu da yapayım size. Katip, şimdi bakın şu Türkçesinden göstereyim ben size. Önce sesli harfleri olduğu gibi indiriyorum. A burada. Bakın A. İ de burada. Tamam mı? Sesli harfleri indirdim. Başka zayit var mı? Yok. Hayır. Burada zayit yok arkadaşlar. K yerine F yazıyorum. Tamam mı? K yerine F yazıyorum. Şöyle F'yi biraz daha belirgin yapayım. T yerine ayın. B yerine lam yazıyorum. Ve böylece katibin veznini bulmuş oluyorum. Katibin vezni ne çıktı arkadaşlar? Yine fail olarak karşımıza çıktı. Kitap kelimesinin veznine bakalım. Gelin sizinle kitap kelimesinin vezni. Bakın sesli harfleri olduğu gibi indiriyorum. İ yerine i, a yerine a. Gördük mü? Geriye 3 tane harf kalacak. Bunlar da asli olacak. K, T, B benim asli harflerim. Birinci K yerine F'yi yazıyorum. Ortadaki T yerine aynı yazıyorum. Sondaki B yerine lam yazıyorum. Ne oldu? Ortaya fial vezni çıktı arkadaşlar. Bakın tekrar gösteriyorum. Şöyle kitap arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ne yaptık? Önce sesli harfler ve zayid harfler olduğu gibi iniyor sırasıyla. Tamam mı? Şimdi burada asli harf şey zayid harf yok. Nereden anladım? Çünkü geriye 3 tane sessiz harf kaldı. Arkadaşlar 3 tane kalan sessiz harf nedir benim? Asli harflerimdir. Tamam mı? Şimdi o yüzden zayid harfim yok. K yerine ne indiriyorum ben? K yerine F. T yerine ayın. B yerine lam arkadaşlar. Öyleyse kitap kelimesinin vezni neymiş? Fial imiş arkadaşlar. Fial. Bu kadar basit. Tamam mı? Asli harfler ve sesli zayitler ve sesli harfler olduğu gibi inecek. Asli harflerin yerine de sırasıyla F, Ayn ve Lam yazacağız. Evet, geçiyorum. Şu alıştırmaları siz yaparsınız arkadaşlar. Evet, aksamı sebaya geçmeyeceğim. Aksamı sebaya geçersem baya vakit alacak. Bunu önümüzdeki derse bırakayım ben. Şimdi biz neyi gördük? Sevgili arkadaşlar, bir toparlayayım ben. Arapçada isimler, arkadaşlar ismi camit ve ismi müştak olarak ikiye ayrılıyor. Arapça çekimli bir dil. Yani kök değişiyor, kök sabit kalmıyor. Bir hatırlayalım. Türkçe eklemeli, kök sabit kalıyor, başına sonuna ekler getiriliyor. Fakat Arapça çekimli. Kök sabit kalmıyor arkadaşlar. Ek yok, kökü çekimleyerek biz kelime türetiyoruz. Arapça kökenli kelimeleri Arapçadaki kurallara göre yazdığımız için Osmanlı Türkçesinde bu çekimlemenin kurallarını bizim bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi Arapçada isimler ismi camit ve ismi müştak olarak ikiye ayrılıyor. İsmi camitler basit sözcüklerdir. Özel isimler, cins isimler, sayı isimleri ismi camide giriyor arkadaşlar. Bunun dışında kalan mastarlar, ismi fail, ismi meful, ismi zaman, ismi mekan, ismi alet, sıfat-ı müşebbehe, mübalağa-i fail, ismi tasgir. Birazdan daha sonra sayacağız bunları. Bunların hepsi ise müştak kelimelere yani türemiş isimlere giriyor. Bunun dışında yani yapısına göre camit, basit ve müştak türemiş dedik arkadaşlar. Bunun dışında bir de görevlerine göre isimleri ikiye ayırıyoruz Arapçada. Edatları dışarıda bıraktık. Harficerler ve edatları sahip konuşmuyoruz şu an. Sadece isimlerden söz ediyoruz. Görevlerine göre isimler ikiye ayrılıyor. Neydi bunlar? İsim ve sıfat görevinde kullanılanlar. Yani isim görevinde kullanılan isimler, bir de sıfat görevinde kullanılan isimler arkadaşlar. İsim görevinde kullanılan isimleri hatırlayın. Camit isimlerin hepsi. Yani özel isim, cins isim, sayı isimleri bunların hepsi zaten isimdir. Bunların dışında arkadaşlar mastarlar, ismi zaman, ismi mekan, ismi alet, ismi tasgir bunların hepsi isim görevinde isimlerdir arkadaşlar. Bunun dışında ismi fail, ismi mef'ul arkadaşlar, sıfat-ı müşebbehe, mübalağa-i fail gibi sözcükler aklıma gelenler şimdi bunlar arkadaşlar. Bunlar da sıfat görevinde sözcüklerdir.
Bunların ne demek olduğunu ileride göreceğiz zaten. Bir de ne dedik biz? Arapça kelimelerde asli harfler vardır. Bu asli harfler genelde üçlüdür. Bunlara sülasi diyeceğiz ileride. Bu üçlüler arkadaşlar değişmezler. Sağlarına sollarına zait harfler gelir. İşte elif, hemze, t, h, mim, nun, sin. Bunlar bizim zait y, vav. Bunlar bizim zait harflerimiz arkadaşlar. Bu zait harfleri asli kelimelerin sağına, soluna, ortasına serpiştirerek kelime türetiyoruz demiştik. Belli bir vezne göre yerleştiriyoruz. Bu zait harfleri de kafamıza göre yerleştirmiyoruz. Belli bir takım kalıplara göre. Dolayısıyla biz vezin bulmak için ne yapıyoruz? Zait harfleri ve sesli harfleri olduğu gibi indirdikten sonra geriye kalan asli harflerimizin yerine birincisinin yerine fe, ikincisinin yerine ayın, üçüncüsünün yerine lam yazmak suretiyle kelimemizin veznini buluyoruz arkadaşlar. Şimdi aksamı sebada kalalım. Dersi çok uzatmayayım. En kısa zamanda aksamı sebayla kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar. Görüşmek dileğiyle.